Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinizi Britanya'nın başkenti Londra şehrinden selamlıyorum. Bugün Ukrayna-Rusya cephesinde yaşananlar ve bunun ardından Rus ordusunun Avrupa ülkelerine savaş başlatma ihtimali üzerine konuşmak istiyorum. Rus ordusunun son haftalarda Ukrayna cephesinde gerçekleştirdiği geniş çaplı askeri operasyonlar Moskova'nın artık Ukrayna'da savaşı kazandığını gösteriyor diyebiliriz. Ukrayna artık yenilginin eşiğinde. ABD ve Avrupa'dan gelen askeri yardıma rağmen Kiev savaşta ilerleme kaydedemiyor. Ve son haftalarda ABD ve Avrupa'dan Ukrayna'ya yapılan yardımlar da azalmakta. Hatta bazı batılı ülkeler Ukrayna'ya yardımı tamamıyla durdurmayı ve kendi güvenliklerini artırmaya düşünüyorlar. Çünkü Rusya'yı Ukrayna cephesinde durmak artık imkansız görünüyor ve öte yandan Rusya'nın Ukrayna'daki zaferi Avrupa'nın güvenliğine de ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu konudan Rusya ile sınırı olan Avrupa ülkeleri ciddi kaygılar yaşamaktadır. Ve NATO komutanlığı da Rusya sınırı olan üye ülkelere asker göndermeye başladı artık. Özellikle de NATO üyesi olan ABD, İngiltere ve Almanya kendi ordularını hazır hale getirdiler. Batı'da Rusya'nın Ukrayna'dan sonra NATO'ya saldıracağını düşünüyorlar ve bu savaşın hazırlıkları çoktan başladı. Ve ilk çatışmanın bu yılın bahar aylarında, Mart-Nisan aylarında başlayacağı ve Belarus ile Polonya arasındaki topraklara askeri operasyonların gerçekleştirileceği bildiriliyor. Ve böyle bir çatışma meydana gelirse bu topyekun bir savaş anlamına gelir ve NATO-Rusya savaşı artık 3. Dünya Savaşı'na dönüşebilir diyebiliriz. Ama hem NATO hem de Rusya böyle bir savaşın hiçbir tarafa fayda sağlamayacağının da bilincindedir. Ancak her halükarda olayların bu düzeyde gelişmesi taraflar arasında yeni askeri çatışmalara yol açacağını göstermekte. Ukrayna'daki zaferin ardından Rusya'nın Baltık ülkelerine karşı yeni askeri operasyonlara başlayacağını düşünüyorum. Çünkü bugün Finlandiya, Letonya ve Litvanya'da Rusça konuşan nüfusa, Ruslara yönelik bazı baskılar Moskova'yı rahatsız ediyor ve Rus ordusu o Rusları savunma bahanesiyle bu ülkelere askeri müdahalede bulunabilir. Savaşın Rusya ile Almanya arasında veya konuşulduğu gibi Rusya ile ABD arasında olacağını düşünmüyorum. Ancak Baltık ülkelerine saldırı yapılması halinde tabii ki NATO üyesi ülkelerin orduları da otomatik olarak çatışmaya dahil olacaktır. NATO ülkeleriyle Rusya arasındaki askeri çatışma aynı zamanda Belarus, İran, Çin ve Kuzey Kore ile çatışma anlamına geliyor. Çünkü Ukrayna savaşında Rusya'ya silah sağlayan bu ülkeler Rusya'yı NATO ile savaşta yalnız bırakmayacak diye düşünüyorum. Bu açıdan bakıldığında NATO-Rusya savaşı 3. Dünya Savaşı anlamına gelmektedir. Olası bir 3. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin tutumunu herkes merak ediyor. Bir NATO üyesi olan Türkiye kendi ordusunu Mehmetçiğini bu savaşa dahil edecek mi, etmeyecek mi? Batı'da en çok konuşulan konulardan biri de çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin Rusya ile de çok iyi stratejik ilişkileri var. Ve NATO'nun ikinci en büyük ordusuna sahip Türkiye'nin NATO-Rusya savaşında hangi konumda olacağı en çok konuşulan konulardan biridir.